Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün yine sizler için iki modelin kıyaslama testinden sesleneceğim. Şöyle hemen araçları size göstermek istiyorum. Daha sonrasında araç sahibiyle kısa bir sohbet yapacağız. Aracımız Kia Cerato arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Üzerinde 17 inç seat jantları var. Continental'in premium altı lastikleri var. 225-45R17. Şöyle arka kısmına bakalım. Arkada da yine benzer şekilde küçük bir spoiler gördüm. Sunroof'umuz var. Concept Plus olduğu için. C segmentinde testini yapmıştım. Keyif aldığım bir dizel otomatik kombinasyondu. 7'leri DCT şanzımanlı. Şöyle içine geçelim. Göstergelerimiz analog. Sade ve şık bir göstergesi var. 103.000'de araç. Burada normalde yine büyük bir ekran oluyor ama bu Android Auto destekli. Çünkü Map ST falan var. Altta dijital klimamız var. Burada da hem dry modumuz var hem koltuk ısıtmamız var. İşte artı eksi Tiptronic şanzıman. Sağ sol çift koltuk ısıtma mevcut. Güzel dolu bir araç. Sevdiğim bir modeldi. Özellikle donanım isteyen, tasarruflu bir motor isteyen insanlar için Kia ve Hyundai grubu benim her zaman önerdiğim modellerden başta gelir. Şöyle benim araca geçelim. Benim araç da C segmentinin crossover aracı arkadaşlar. Formentor'la ara ara içerikler çekiyorum zaten. Birçok takipçim biliyor. Benim aracım da 245-40ZR19 Michelin Pilot Sport 5 lastikler var. Yüksek bir gövdesi olduğu için kalkışta istekli yürüse de üst hızlarda istekliliği azalıyor. Aerodinami buna bir noktaya kadar izin veriyor. Onun bilgisini vereyim. Yine arkada şöyle bir çocuk koltuğumuz var. Benim aracın ağırlığı 1520 kilo arkadaşlar. Ruhsatta. İşte 19 jantıydı, sunroofuydu falan derken donanımsal olarak böyle ağırlığı artıyor. Kia Cerato'nun ise 1385 kilo ağırlığı var. Yaklaşık 145-150 kilo kadar daha hafif bir araç. Bakalım dizel motorun hafif olması ve torkunun yüksek olması mı? Yoksa benzinli aracın ağır olması ama devir çevirmesi mi? Tabii aerodinami dezavantajı da var. Bunların hepsini yolda şimdi aslında kıyaslayıp görmüş olacağız. Değişik bir içerik olacak bizler için de. Şimdi şöyle araç sahibinin yanına geçelim. Sohbetimizi yapalım. Sonrasında da içeriğimize başlayalım. Merhaba. Emre, merhaba, hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Emre'yi belki eski izleyen takipçilerim bilir. Egea testinden erken oturdun ama olsun. Hırstan. Aynen dediğimiz. Gene üzülebileceğimiz bir ünite olabilir ama dediğim gibi gene benzinli ve dizel bir üniteyi karşılaştıracağız. Fakat Cerato araçlar dizel olarak 136 beygir, 300 Nm tork var bu arabalarda. Evet. Yani bu motorun en verimli olduğu kıyas tabii ki bence Blue'dur. Accent Blue. Tonaj yok. İnanılmaz derecede büyük bir performans var arabada. Ki ben Megane'la kıyaslamıştım. Evet. Manuel vites olan DPF iptallisi Megane'la beraber yürüyordu yani. Megane'ı geçiyordu. Yan yana yürüyordu yani. Aynen. Otomatik olan 136'lıkların da soft yazılımlısıyla ben yakın yürüyordum. Belki bir boy kadar öndeydim. Ama gitme isteği gerçekten yüksek. Tabii şimdi her şey gitmekle değil. Baktığında buradaki donanımsal özellikler, aracın yola oturuşu, tasarım. Baktığında bunlar da her zaman alışta bir albeni oluşturuyor. Yoksa hepimizin günlükte kullandığı beklenti performans olursa bu paralara çok daha performanslı araçlar alınabiliyor yaşı olup. Hepsi dediğin gibi kazan kazan durumu. Araca baktım, araç 103.000'de. Ne kadar süredir kullanıyorsun? İlk sahibi değilsin çünkü. Evet, çok sevdiğim bir abimden aldım aracımı. Yani tanışıp çok sevdiğim bir abim oldu kendisi. 98.000'de aldım ben arabayı. Şu an 103 küsürü binde. Yani çok memnunum ya şu an. Yani aldığıma pişman olmadığım araçlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü donanım olarak mükemmel. Performans olarak beni çok tatmin ediyor. Tüketimi ne durumda? Şu an ben şehir içi, normalde bu Hyundai Kore, yani Hyundai ve Kia gruplarında şehir içi dizel arabaları biraz fazla yakabilir ama ben yani şu an 7 litreyle İstanbul'da şehir içi geziyorum. Şu an ortalamam mesela benim 1000 kilometre falandır. 1000 kilometrenin şehir içi ortalaması bende. Şu an 7.2, 7.3.
Çok iyi. Uzun yolda da yani 4-8 ile 5.5 arası gittim geldim, biliyorsun zaten Muharrem abi. Konuşmuştuk, evet. Yani ortalama bunların deposu 43-45 litre civarı. Ben yani ortalama 40 litreye İstanbul'dan Antalya'ya gittim yani. 850 kilometre yol yaptım. Tekrar depoyu fulllediğimde 39 küsürlerde attı yani. Çok iyi. Mükemmel. Daha, daha ne yapsın bu araç? Yani donanımsa donanım ki bagajı geniş. Aynı çok şekilde. Harika. Diz mesafesi segmentinin ortalamalarında. Yani C segmentinin sunacağı birçok aslında konfor alanını sana vaat ediyor. Güzel günlerde kazasız belasız kullan. Evet arkadaşlar, şöyle yollar sakin, hava da güzelken biz de içeriğimizi çekmeye başlayalım. Evet, sürüş kısmına geçiyoruz. Sürüş kısmına geçtik artık. Tüketimlerimizi dış detayları aldığımız yerde sıfırlamıştık. Benim şu anda hatta 9.7 litrelerde. Bakalım performanslı sürüşün sonunda nasıl bir değer elde edeceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Benim araba 4'teydi. 3'e kendini aldı. Güzel ayırdı be. Çektim ayağımı. 193'te çektim. Görüş mesafesi 400 metre. Bak 130-140 oldu. Senin araba direkt doluyor. Benim araba daha geç tepki veriyor. Çal abi. ...500'e kadar benim atıyor ya sportta. Gayet iyi. Sen bu 4 boy oldu aramızda. Çektim 160'da. Zaten gişelere geldik. Sen çal istersen. Olur. Üçte bekliyordum. 2'ye kurdu tekrar kendine. Bak şimdi geliyoruz. Hissediyorum. Bir cisim yaklaşıyor. Bu arada benim race chip'im kapalı. Aynen off modda. Açık değil yani. Şu an 200'deyim ben de. Ben de 200'deyim. Abi. Çalıyorum. Sola çıkabilir misin? Geldim ben. Çıkmasam olmaz. Çıkmazsan canı sağ olsun. Beklerdi 2-3 boy beni. Kamyonla beraber gelirdim. Şu an 180 oldum. Sen kaçtasın abi? 183 bende. Şu an 185.6. 187'yim bende. Ben 8. Nasıl önce gidiyorsun? Demek ki sapma payı. Ya sapma payı ya da fark kapanmıyor işte. Burada aynı gittiğimiz için 190 oldu, ayağımı çektim. Ben de 190'lı çektim. Formentor'un sapma payı gerçekten düşük bu arada. Sadece 3 kilometre.
Lastike batımdan kaynaklı. Sen babayı var belki. Burada istersen bir kere daha deneyebiliriz. İyi misin? Çal. Kadar güzel tutunuyorsun. 150'den sonra muhtemelen orada bir vites atıyorsun. İstek azalıyor. 100, aynen. 180'de çektim. Zaten sağdan çıkacağız. Peki. Şu anda tüketimlere bir bakalım mı? Bekle. 8-7. 8-7 benim 12.3 litre şu anda. 3. Yani arada fark var abi. 3.5 litre fark var yaklaşık. Bariz. Bir de sıfırdan deneyelim o zaman. Evet arkadaşlar, burası yolun başlangıcı olan nokta. Arkam bariyer, yandan sadece bir şerit katılım var. Şimdi bir de iki aracın sıfırdan kalkışını gözlemleyelim. Bakalım nasıl bir performans çıkıyor. Hep birlikte görelim. Emre hazır mısın? Hazırım, korneyi çalabilirsin abi. Tamam, istersen sen çal. Benim için hepsi olur. Olur. Tamam. Benimki bir sardı ve 97'de yan yana geldik, harbiden 100'e kadar yakın yürüdük. Benim tabii ilk dolma esnası da biraz vakit alıyor. Burada yolumuzun mu? Nasıl? Yani hiç gaz kesmeden kapatabiliyoruz değil mi şu an? Aynen öyle. Abi senin kayış ne gidiyor be? Abi senin kayış ne gidiyor be? Vallahi değişik bir viraj alma yöntemi oldu. Evet yani virajı öyle katlı aldı ki ben bundan öyle gördüm ki. Şöyle halkın içine karışalım. Yani hiç şey olmadı ama ya. Böyle uzun süre kapatabileceğimiz böyle 200 kilometre üzeri bir hız yapamadık. Evet. Yani 190, bir kere 200 gördüm ben. Devam olmadım. Yokuşu çok tırmandırdık. Bir anlamda yakıt tüketimi farkı var biliyor musun? Var, çünkü benim arabanın gövdesi çok ağır dediğim gibi. Ve devir çevirdikçe 19 jantı çevirmek ciddi güç sarf ettiriyor. Bak 13 litre şu anda tüketimim benim. Yani ben tek tapa gaz gidiyor, yani tek gaz gidiyor. Aynen öyle. Yani demek ki 8-7-9 litre mükemmel rakam. Yani 8-7 mükemmel bir rakam bu gazlama için. Aynen öyle. İşte senin arabanın en güzel yanı gazlarken de yakmıyor. Bu ciddi bir avantaj. Yani tüketimde zaten her türlü beni geçmiş oluyorsun. Performans noktasında da böyle 140-150'ye kadar yakın yürüdüğümüz noktalar oluyor. Senin araba daha rahat doluyor. Mesela sıfır kalkışında da senin araban bariz daha rahat doldu. Ben ikinci vites bittiğinde sana yaklaşmaya başladım. Ya fabrika verisi ne kadar bilmiyorum ama... Zannediyorum doldu 8 falandır büyük ihtimalle fabrika. Ya ben bu arada sıfırdan kalkışta launch kontrol yapmadım. Normal S modunda seninle aynı kalktım. Ya belki o şekilde bir kalkış yapsam yakalardım seni. Atıyorum ikinci vites gibi. Tabii abi yakaladığını düşün abi. Ya bilmiyorum bunların sıfır yüzlerini niye göre belirliyorlar ama. Şimdi mesela senin arabanın sıfır yüzü kaç? 8.9. Ya benim arabada mesela 9.8 ya da öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Aynen. Aradaki bir saniye fark, bence tam yeterli verim alamıyorlar. Sıfır yüzleri biz çekelim madem abi. Ay. Tabii şimdi bizim bir de gösterge ölçümü gibi oluyor. Direkt GPS ölçümü de olmuyor. Onun haricinde işte ya, sıfır eğimdi, yakıt kalitesiydi, araç ağırlığıydı derken böyle bir sürü parametre var. Düzgün hesaplayamıyorlar. Ya da best time'ını hesaplıyorlar hep böyle en iyi zamanlamayı. İnsanlar onu yakalamakta zorlanıyor. Böyle çok fazla değişkenler var. Ama yine de güzel bir deneme oldu. Yani ayaklarına sağlık. Keyifli bir şekilde bir hafta sonu içeriği çekmiş olduk seninle birlikte.
bugün gene üzüldük ama ben anlattım. Bir şey söyleyeyim mi Muharrem abi? Hani ben yüksek hızlarda belki seni yakalarım diye düşünüyordum ama mesela soruyorum sana hızın kaç kilometre? 190. Ben de 190'dayım. Ama fark var yani. Sen bayağı önde kapattın yani. Bir ara 5-6 boy belki daha fazlası. Ya şöyle kapanan farkı açılan farkı kapatman için benden daha yüksek bir hızda olman lazım. Biz o hızlarda hep benzer hızlarda olduğumuz için senin araba aslında açılıyor mesela. Benimle aynı hızı yürüyor artık üst hızda. Ama benim 190 gittiğim yerde senin 200 olman lazım ki fark kapansın. Onu bir türlü sağlayamadık. Ben 180'le gidiyorum, sen de 180'le gidiyorsun. Bu sefer ne fark açılıyor ne fark kapanıyor. Yine benzer yürüyorduk. Ya tabii bir de benzinin avantajı var burada. Yani şimdi örnek veriyorum. Sen 140'la ya da 130'la 190 kilometre arasında yüksek devirde kaldığın için şimdi ben örnek veriyorum 160 kilometrede vites atıyor benim arabam. 3000 devire düşüyor. Sen o sıra atıyorum 5500 devirde sıkıştırmaya devam ederken tabii bu sırada fark açılıyor. Aynen öyle. İşte dizel ünite ile benzin ünite arasındaki fark bu. Ama mesela ikimiz de yolu kapattığımız zaman 200 yani ortalama örnek veriyorum 225 kilometre hızla senin gittiğini düşünüyorum. 225'lere ben gittiğimi düşünüyorum. Yan yana giderdik büyük ihtimal yüksek hızlarda ama Formentor 6 hızlarda yani 120'ye 190 arasında bayağı iyi kapatıyor. Kesinlikle. Ben 190'dan sonra seni yakalıyor gibi oluyorum, hissediyorum ama yol da müsait. Tabii şimdi yol da bitiyor dediğin gibi. Bu şekilde zaten bu tarz ara hızlanma kıyaslamalarında sonuna kadar hani top speed koşamıyorsun. Mecbur esnek hızlanmayı ölçebiliyorsun. Ama yine de bence senin araba birçok dizel arabaya göre iyi yürüyor. Yani 1.6 dizel kategorisinde. Çünkü bu arabanın tam yakalayabileceği aslında performans 2 litre dizellere denk geliyor biraz. Tabii ki şimdi 150 beygir bir araç, 2 benzinli bir araç. Yani bu 136 beygir dizel ünite yani devir kısıtlı. Yani biz sadece burada içerik artsın. İnsanların araçlara karşı bakış açısı değişir. Belki bir nebze bir şeyler kazanabiliriz. İnsanlar bilgilenir, faydalanır. Bunlar güzel şeyler yani. Hem seni takipçilerin açısından da çok iyi oluyor. Yeni testlerde arkadaşlar, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanalımı takip edip yorum yazarsanız sevinirim. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.